Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Kırıkkale, Yenişehir, Yahşiyağı'ndan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en üyelerinden birine Ay Işığı Apart'a konuk olduk ve yanımızda işletme sahibimiz Yusuf Bey bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yusuf Bey, hizmetiniz ve sektörünüzle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak istiyorum. Yusuf Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektör içerisinde hizmet verir efendim? 1964 doğumlu, Bayburtluyum. 13 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yani 2000 yılından beri sektörün içerisinde hizmet veriyorsunuz. Evet, 2000 yılından beri sektörün içerisindeyim, evet. Bundan öncesi değişik sektörlerde ticaretle uğraştınız. Daha sonra bu bölgeye gelip bu sektörde de hizmet vermeye başladınız. Doğrudur. Ben şimdi içinde bulunduğumuz Ay Işığı Apart'tan biraz söz etmek istiyorum. Ay Işığı Apart kaç yılında kuruldu ve burada verilen hizmet nedir efendim? Ay Işığı Apart 2000 yılında inşaatına başladık. 2001 yılından itibaren de hizmet vermeye başladık. Kız öğrenci yurdu olarak hizmet veriyoruz. Toplam kaç metrekaredir efendim burası? 2500 metrekare. 2500 metrekarelik kapalı bir alana sahipsiniz. Kapalı bir alana sahibiz. Toplam kaç apart daireyle ve kaç öğrencimizi ağırlayabilme kapasitemiz var? 34 apart, yaklaşık 70 öğrenciyle beraber hizmet veriyoruz. Apart daireler halinde, ikişer odadan oluşan apart daireler halinde hizmet veriyorsunuz. Ve ikişer öğrenciyi ağırlıyorsunuz. Her apartta iki öğrenci, evet. Her ayrı ayrı odada birer öğrencimiz kalıyor. Evet. Biraz daha özel, biraz daha müstakil bir durum söz konusu. Şimdi efendim size gelen değerli müşterilerimiz genelde Türkiye'nin nerelerinden gelirler? Bu hizmeti hangi noktalara kadar ulaştığımızı genelde söylüyoruz. Türkiye'mizin her bölgesinden, fakat ağırlıklı olarak %25-30'unun üzeri Ankara ağırlıklı. Ama Türkiye'nin her yerinden öğrencimiz var. Bugüne kadar sizlerle birlikte olmuş ve sizden ayrıldıktan sonra çeşitli görev almış, öğrenimlerini tamamlamış birçok dostumuzla da Türkiye'nin birçok noktasında da irtibat halinde olduğumuzu görüyoruz. Doğru. Öğrencilerimiz her biri memleketimizin her bir köşesinde görev almışlar ve halen irtibatımızı koparmamışız, devam ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Biz onların bir abisi olarak kapımız her zaman onlara açık. Yusuf Bey, yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarla bu sektörün en iyilerinden biri oldunuz. Herkes tarafından bilinen, tanınan işletme ve işletmecilersiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firmalar bulunmakta. Değerli müşterileriniz niçin sizi tercih eder? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? En önemli öncelik bizce güvenilir olmamız, güler yüzlü olmamız, emniyetli olmamız, çocuklarla bir aile bağı oluşturmamız. Biz onları öğrenci bir görmedik. Hepsi bizim kardeşimiz. Misafirlerimiz. Misafirli olarak ağırladık. Bu şekilde hizmetimiz, personelimizin güler yüzü. Bu açı başka bir maddi olarak hiçbir zaman paraya değer vermedik. Biz onlardan her şeyimizi paylaştık. Sadece apartla değil, işte ne bileyim memleketlerinden geldi gittik, terminaldan aldık, terminalde götürdük. Birçok dertlerimizi paylaştık. Bu öğrenciyle samimi olduk. Yani güler yüzlü olduk. Doğal olarak da aileleri çok güvenilir bir ortamda. Aileleriyle bağlantılarımızı hiç koparmadık. Aile bağlarımızı pekiştirdik. Dostluklarımız böyle devam etti. Budur. Yusuf Bey, dediğim gibi bu sektörün en ilerinden birisiniz. Biraz da ileri yönelik plan ve projelerinizden bahsedelim lütfen. Şimdi bu sektörde yaklaşık 13-14 yıldan beri devam ediyoruz. Her şeyinden memnunuz. Daha ileriye dönük projelerimiz var. Şu anda çalışmaktayız. Yarınlarda işte belki bu apartlı gibi 2-3 300'lere 500'lere öğrenci sayımızı çıkarmayı düşünüyoruz. Devam ediyoruz. Biz de size bu konuda başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Yusuf Bey, bugüne kadar sizleri tercih eden değerli öğrencilerimiz, değerli misafirlerimize diyelim artık. Buradan son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı efendim? Tabii ki var. Gelecekte bunlar Türkiye'yi, bizler bunlara emanet edeceğiz. Memleketimizin her köşesinde her biri farklı farklı sektörlerde bizim hizmet verdiğimiz gibi onlar da bizim idareci bizleri idare edecekler. İsteyin bunlardan. Memleketimiz gerçekten güzel memleket. Düzgün idareci olmaları, ne bileyim bizlerden ayrıldıklar için yarınlarda hak başvuruda bizim öğrencimiz, bizden mezun olan, işte memleketimiz şükresinde vekillik yapıyor, öğretmenlik yapıyor ve herhangi bir görev alarak bizleri gururlandırırlar böyle olursa, ama bizden ayrılıp da memlekete hizmet veremeyecek insanlar için de biz üzülürüz. Doğal olarak da buradan çıkacak olan gençlerimize mutlaka memleketlerini biraz daha severek, kesinlikle layık olduğumuz noktalara gelecek şekilde yöneticilik nasip etsin diyelim. Evet, Cenab-ı Allah onlara en güzel yerlerde görev versin inşallah. İnşallah. Efendim, sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize izin verirseniz ben sizler adına da küçük bir davette bulunmak istiyorum.
Değerli izleyicilerimiz, Kırıkkale Yenişehir Yahşihan'dan size seslendiğimizi söylemiştik. Ayışığı Apart gerçekten kız öğrenci yurdu olarak bir kızın hayal edebileceği ya da bir ailenin tüm beklentilerine cevap veren kaliteli sunumlarıyla, kaliteli hizmetleriyle bu sektördeki gençlerimize hizmet vermek için sizleri bekliyor. Mutlak görülmesi gereken gözde bir mekan olarak bizler de size burayı tavsiye ediyoruz. Zaten görülüp tanışıldığında fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok hoş geldiniz. Sağ olun. Allah'ım yardımcınız olsun. Değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Kırıkkale'den, Yenişehir Yahşihan'dan, Ayışığı Apart'tan size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.